Doğu Türkistan'da memurlar, kadınlar, emekliler, Komünist Parti üyeleri, 18 yaş altı çocuklar ve öğrencilerin İslam ile alakalı herhangi bir fiil gerçekleştirmesi yasa dışı dini faaliyetler kapsamında yasaklanmışken, Çin hükümeti Doğu Türkistan'da dini ve milli yasaklamalar getirmeye devam ediyor. Muhabirlerin durumla ilgili bilgi alma çabaları sonucu Doğu Türkistan'da teravih namazlarının kılınmadığı ve İslam'ın en önemli 5 esasından biri olan zekat vermenin de yasaklandığı bildirildi. Ayrıca dini faaliyetlerle ilgilenmeleri yasaklanan gruptaki insanların oruç tutmalarının da yasak olduğu, eğer tespit edilirse direkt 110 polis merkezine ihbar edilmesi gerektiği, aksi takdirde ihbar etmeyenlerin de suça ortak olacağı açıklandı. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, TBMM Genel Kurulu'nda Doğu Türkistan'daki işkence kampları ve Çin hükümetinin Müslüman Türklere yönelik soykırım girişimiyle ilgili konuştu. Fahrettin Yokuş, Çin'in işgal altındaki Doğu Türkistan Türklerine yaptığı zulümlerin hangi boyutlara ulaştığını tüm dünya görüyor ve duyuyor. Bir tek Türk hükümeti görmüyor ve duymuyor. Çin'de şu an Müslümanlar oruç dahi tutamıyor. Camilerin üçte biri yıkılmış durumda. 3 milyon Müslüman Türk kamplarında yaşamaya zorlanmış durumdadır. Hükümetimizin anlamadığı bir şey var. Doğu Türkistan şu an Çin işgali altında. Bu işgale karşı çıkmak, soydaşlarımıza sahip çıkmak görevimizdir ifadelerini kullandı. Ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan'daki baskı ve zulmünün Ramazan ayında da devam ettiğini, hükümetin bu zulme karşı gerekli adımları atmasını istedi. Pekin'in Amerikan şirketlerine Huawei ile çalışmayı yasaklayan Washington'a yanıt verme niyetinde olduğu bildirildi. Çin'in Avrupa Birliği Misyonu Başkanı Büyükelçi Zhang Ming, ABD'nin Huawei'yi kara listeye almasına ilişkin bu yanlış bir davranış ve gerekli yanıt verilecek. Çin şirketlerinin meşru hak ve çıkarları kısıtlanıyor. Bu yüzden Çin hükümeti boş oturup beklemeyecek açıklamasında bulundu. Zhang, ABD'ye nasıl yanıt verileceği yönünde hiçbir ayrıntı vermedi. Kuzey Kore'den kaçan binlerce kadının Çin'de zorbalığa maruz kaldığı bildirildi. Kore Gelecek İnisiyatifi'nin yayımladığı raporda Kuzey Kore'den kaçan binlerce kadının Çin'de zorbalığa maruz kaldığı ve evlilik için satıldığı belirtildi. Evlilik için satılan kadınların da kocaları tarafından köleleştirildiğine işaret edilen raporda söz konusu kadınların şiddet ve cinsel istismara uğradığı ifade edildi. ABD F-22 savaş jetlerinin Alaska açıklarında Rusya'ya ait 4 bombardıman ve 2 savaş jetini engellediğini açıkladı. Açıklamada radara yakalanmama özellikleri sebebiyle hayalet uçak olarak tanımlanan F-22 jetleri tarafından engellenen uçakların 4'ünün Tu-95 tipi bombardıman, ikisinin ise Su-35 tipi savaş jeti olduğu belirtildi. Rus tarafı ise konuya ilişkin açıklama yaparak, söz konusu uçaklarımıza belli rotalarında ABD Hava Kuvvetleri'nin F-22 uçakları da eskortluk yapmıştır. Toplam uçuş 12 saati aşmıştır ifadeleri kullanıldı.